Açılın ben açım. Açılın. Birinci hanım mı güzel ben mi güzelim yarışmasına hoş geldiniz. Kuaföre gideceğim, yarın herkes beni güzel görecek. Gezendenin erikli pilavı. Az sonra. Ah Emine, muhtarın komşusu. Muhtarın komşusu gidiyor. Baba kızım çok mu yoruldu? 3 dakikadır bütün bağlamalar. Bir keyif yerinde, bir keyif yerinde. Sen beni güldürüyorsun, ağlaman içinden gelmiyor. Nasıl ki bir olayda açılın ben doktorum derler. Açılın ben açım. Açılın. Açım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Aşçı başı kim? Başçı başı. İsmini bağışlarsan. İsmihan Gürbüz. İsmihan. İsmihan Gürbüz. Allah kolaylık versin. Sağ o ne yağı? O yayık yağı. Ne olacak o yağ? Ne olacak, kahvaltıda ekmeği sürüp yiyeceksin. Yok, şimdi ne yapacağız onu? Şimdi ne yapacağız? Yine pilava dökeceğiz, dövmeye dökeceğiz. Neyi? Tahıla dövmeye. Keşkek. Evet. Keşkeğin yağı öyle mi olur? Tabii. Tereyağı dediğimiz bu mudur? Tereyağı dediğimiz, hakiki tereyağımız bu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ ol. Hep bakıyorum ben sana televizyonda. He. Perşembeleri çıkıyorsun ya. Tamam. Hanımla kavga ediyorum. O tamam. Diyor başka bir şey seyredeceğiz. Ben yok diyorum. Hı-hı. İsim neydi annem? Ayşe Öz. Ben diyorum Ayşe Öz yoldayı seyredeceğim diyorum. Tereyağı dediğimiz yağ bu. Hakiki yağ bu. Bunun sahtesi olabiliyor mu ki ne? Ya bak şehirlerde alıyorlar, sahtesi çıkıyor tabii. Yağ kesilir mi? Yok. Ya buna hiçbir şey olamaz. Pilava koruz, keşkeğe koruz, böyle yağlarız. Öyle balına yeriz tereyağı. İşte öylece kullanırız. Faydası nedir bunun? Anne? Aslında insanlara 40 yaşını geçtikten kere zararlıdır bu. Ama biz köylü olduğumuz için kullanıyoruz, yiyoruz. Sen yiyemeyeceksin, ben yiyebileceğim kardeş. Haziran'a kadar yedim yedim abi. Haziran'a kadar ne yedim yedim. Haziran'dan sonra biz de artık tereyağı her zaman zırt pırt yiyemeyen giller familyasından olacağız. Biz de dayanamıyoruz, gene de yiyoruz yani. Ben de yedim. Beni hiç alan olmadı. Bu da 8-10 yaşlarındaydı. Bunu bir hiliyle kandırdım. Evet, doğru. Pencereden ayağını sarkıttı, ben de oklayı vurdum. Ondan sonra peşime düştü. Hindi de diyor ki sen çirkinsin diyor. Ben mi güzelim, bu mu güzel? Doğru söylenme. Doğru söyleyelim. Doğru söyle. Hemen. Hanımlar toplanalım. Birinci hanım mı güzel ben mi güzelim yarışmasına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Jüri üyelerimizi tanıyacağız. İsmi Han hanımefendi. Emine. Emine Hanım. Havva. Havva. Havva oğlu. Fatma. Ve Fatma Hanım gillerden oluşan jürimizle o en kazık soruyu cevaplamaya çalışacağız. İsim neydi dayım? Fahri Öz. Fahri amca mı daha güzel yoksa Ayşe annemiz mi daha güzel? Onu... Ayşe anne. Hemen gel ben hemen şey yapmayın dur. Şike var derler bir öyle olmaz. Öyle. Korktuk bağırma. Dur. Kazana düşe yazdık bağırınca bak. Kazana düşe yazmayın. Baksana o simsiyah o bembeyaz o öyle, güzel. Hemen hayır. Şey yap. Hayır. Hayır hayır. O güzel şimdi değil, sayın o jüri üyeleri şöyle bir diziliniz. Diziliniz. Böyle güzel yarışması mı olur canım? Gel dayım. Güzellik yarışmasında çıkılır. Şöyle bir jüriye kendini beğendirmeye çalışırsın. Dur bekle bekle. Bekle. Birinci güzel adayımız Fahri dayı jürinin huzurlarında. Yürüyün mü? Tabi tabi at havanı. Şöyle mankenler gibi bir ceketi çıkarır gibi falan yaparsın. Ve en duru güzelliğiyle şimdi jürinin huzurlarında Ayşe annemiz. Ayşe anne jürinin önünden bir endam ediver, bir yürüyü ver. Yürüyüp geleceğim. Bir yanda en artistik hareketleriyle Fahri dayı, diğer yandan en duru, en sade haliyle Ayşe hanımefendimiz. Şimdi jüri bir karar verecek ve jürinin kararına saygılı olacağız. Karar ne olursa olsun... kabul edeceğiz. Kim daha güzel? Hanım daha güzel. Gene beni de alan atmayalım. Ayşe abla güzel. Kim daha güzel? İkisi de güzel. İkisi de güzel. İkisi de güzel.
Ama hani illa birine oy verecek olsak. O zaman kalpleri kırılır. İkisi de güzel. İkisi de güzel. O zaman jürimiz maalesef karar veremedi. İş yine size düşüyor. SMS'lerinizi bekliyoruz. Eğer Fahri abi diyorsanız, aday numaranı söyle Fahri abi. 118. Yanlışlıkla arayıp da bilinmeyen numaraları rahatsız etmeyin. Sizin aday numaranız anne? 145. 145 Ayşe Hanım diyorsunuz, kısa SMS yapıyorsunuz. Erkek zaten güzel değil, yakışıklı olur. Hani ben baştan söyleyecektim sana da 3-5 SMS bulur muyuz diye. Nedir senin hanımla alıp veremedin be dayım be? Hanım daha güzeldir tabii. Ben 70 yaşındayım, bu da 38 yaşında, yaştan beğenmiyor beni. Sizin yaş 38 mi? 52 yaşındayım. 52. 52 yaşındayım. Sizin 70. Benimki 59 doğrusu. Peki bir daha evleneceğim desen hani. Madem o kadar gençsin, güzelsin, kuvvetlisin. Abi o zaman ben bunun burnunu sıkarım bunu. Öyle bir şey var mı? Dolayısıyla kim daha güzelmiş, yakışıklıymış sabaha kadar. Yakışıklı ol Fahri dayı. İnşallah. He. Vitrin burada artık, yani yapacak bir şeyin yok. Buna... Süsleneceksin, püsleneceksin hanımına. Buna göstereceksin yarın kendimi bir yer. Göster dayı, şimdi göster. Madem o kadar gençsin. Öyle değil, öyle öyle. Şişim şişim. Allah rahmet eylesin. Vahi Öz gibi taklaştı, efendim. Taklaşsın. Bir takla etsin diyor ahali. Fahri dayı. Fahri dayı. Ahali diyor ki bir takla atsın, bir şınav çeksin gençliğini böyle. Bir şınav, kaç şınav çekebiliyorsun Fahri dayı? Kavağı olursa 30 sefer çekerim. Ama yerde bir sefer çekerim. Kavakta 30 sefer çekerim. Horoz ölür gözü çöplükte kalır derler ya, bizimki de biraz o hesap. Yeter yeter ya, ağaca yazık. Herhalde kırkı da geçti değil mi? Heh, heh. Yerde görelim dayı. Yerde mi? Tamam. Kameraya sakın. Buna jimnastikçe ters burgulu yarım dümi parende deniyor. Ha bu stil kime ait? Tabii ki Fahri abiye. Daha önce Nadia Comaneci'ler falan denediler de beceremediler. Bu görüntüler başka yerde yok. Kıymetini bil. Amanin! On. Bu yaşa göre hiç fena değil. Bence sen 20 tane çekersin. Çekerim, çekeyim mi? Tabii. Gençlik sevdası bir başka şey. Fahri dayı gençliğini eşine kanıtlamak için toplamda 30 şınav çekmeye karar verdi. Siz de eğer eşim için yapamayacağım şey yok diyorsanız bizi arayın. Çoktur güzel nazları. Halis, mulis, gezen de baklavası. Bunu bir tat, kollarım uyuştu. Sabah olalı seni beklerim. Tadına bir bak be. Helal et hakkını ben tutayım. Helal et hakkını. Tadına bak sen, tadına. Bu gezen de baklavasının diğer baklavalardan farkı. Oo, ne farkı? Çok, tadına bir bak. Tadına bakmak başka bir şey. Fıstık, ceviz, badem, yufka. Bu ne yemeği anne? Bu nohut. Yani deriz. Ne etinden olur o? Ah buyur danamam. Biz, koyun etinden. Biz olur. Keçi keseriz. Koyun, dana kesmeyiz. Davar etinden olacak. Evet. Sert derler acık keçi eti için ama. Az sonra göreceksin sert mi yumuşak mı. O zaman bir lokum gibi yaptın sen. Tabii. Bu nedir? Bu erikli pilavımız. Erikli mi? Evet. Erikli pilav. Evet. İlk defa duyuyorum onu da. Bu Gezende köyünün meşhur papaz eriğinin pilavı. Başka yerde yapılmaz mı? Sadece Gezende'de mi? Sadece Gezende köyünde yapılıyor bu pilav. Muhakkak denemeniz gereken bir pilav. Gezende